Değerli partililer, bugün 24 Ocak, bundan 26 yıl önce, 1993 yılında menfur bir cinayet, cinayet de demeyelim, bir kıyım yaşandı Ankara'da. Bu cinayet, bu kıyım, bu susturma faaliyeti neden olduğunu biz her geçen yıl daha iyi anlıyoruz. O zaman televizyonlarda haftada bir iki görürdük rahmetli Uğur Mumcu'yu. Her konuda bizleri, o zamanki iktidarı ve yönetenleri uyarmaya çalışırdı. Ve birçok kitabı var biliyorsunuz. Bugün o kitapları okuduğumuzda o televizyon programlarındaki onun uyarılarını şu anda hatırladığımızda bugünleri ta o zaman gördüğünü maalesef şu anda anlamış oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz efendim bir Suriye'deki, Irak'taki olaylar ve bölücü terör örgütünün gelmiş olduğu nokta ve AKP iktidarıyla Türkiye'nin geldiği nokta o günlerden bize uyarılmış. Ama maalesef o uyarılar dikkate alınmadığı gibi o uyarıyı yapan Uğur Mumcu da maalesef katledildi. Bugünü almak üzere biz Gençlik Kolları Başkanımız bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacak. Buna geldiğiniz için öncelikle hepinize teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Konuşmamda da belirttiğim gibi bu bir Gençlik Kolları'nın etkinliği. Ben sözü uzatmadan mikrofonu Gençlik Kolları Başkanımız, genç arkadaşımız Ferhat Köprülü'ye veriyorum. Buyurun başkanım. Sayın İlçe Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Belediye Başkanı adayım, Sayın Kadın Kolları Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli büyüklerim, arkadaşlarım ve siz değerli basın emekçileri. Bugün 24 Ocak 2019. Yazıları ve yaşamı ile bizlere yol göstermiş araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun hain bir saldırı sonucunda aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümü. Bedenen yaşadığı süreç içerisinde kendini emperyalist güçler tarafından Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanan oyunları gün yüzüne çıkarmaya adamış, yolsuzluğun, zulmün, gericiliğin, hukuksuzluğun daima üzerine gitmiş, ülkenin tam bağımsızlığını ilke edinmiş ve bu yolda asla bir adım geri atmamıştır. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy gibi değerlerimiz, içinden çıktıkları topluma hizmet etmek ve onları gerçeğin ışığıyla aydınlatmak için kendi kalemlerini satmadan, hiçbir güce yani iktidara dayanmadan yazılarını yazmış ve bu yolda canlarını sakınmamışlardır. Gazetecilerin görevi insanların duymak istediklerini söylemek değil, toplumu her konuda korkusuzca aydınlatmaktır. Bu doğrultuda hareket eden Uğur Mumcu'nun yazmış olduğu her bir satır bugün bile halk düşmanlarının üzerine balyoz gibi inmektedir. Yine onun yazıları ile kitapları Türkiye'de terörün, din tüccarlarının esas yüzünü göstermekte ve karanlığın üzerine bir güneş gibi doğmaktadır. Bu yüzden onu bedenen bizden alanların korkulu rüyası olmaya devam etmektedir ve edecektir. Özellikle böyle günlerde onları almak yetmez.
anlamak ve onların bıraktığı yerden mücadeleyi sürdürmek gerekmektedir. Nitekim Türk devriminin aydınlanma mücadelesi, mumcuların, kışlalıların, üç oğulların ve aksoyların bıraktığı yerden devam edecektir. Bu bizler için bir lüks değil, halkımızın bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşayabilmesi için zorunluluktur. Uğur Mumcu'nun yazıları ne yazık ki bugün içinde hala geçerlidir. Kaleme aldığı dönemlerde siyaset, ticaret ve din üçgenine vurgu yaparak cemaat ve tarikat yapılanmalarını yasaları aşan bir ayrıcalığa sahip olduğunu, gerçek demokrasi ve vicdan özgürlüğünün temelini oluşturan ilkelerden biri olan laikliğin tehlikeye girdiğini belirtmiştir. Hatta 1993 yılında kaleme aldığı bir yazında cemaatlere ve tarikatlara giren çocuklar 30 sene sonra genel olacaklar ve Cumhuriyet'e karşı ayaklanacaklardır demiştir. Geldiğimiz nokta bu acı tabloyu gözler önüne sermektedir. Geçmişten günümüze din ve milliyet üzerinden politikalar yürütenler bu acı tablonun eser sahipleridir. Bu sahipler ki emperyalizme kucak açarak yönettikleri ülkenin onurunu ayaklar altına almış, ülkeyi bataklığa sürüklemiş ve dışa bağımlı hale getirmişlerdir. İçinde bulunduğumuz süreçte de emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileri en büyük silahları olan din ve milliyetçilik üzerinden politikalar yürütmekte olduğunu görüyor ve tam bağımsız Türkiye için verilen onurlu mücadelenin zafere kadar sürecini hatırlatmak istiyoruz. Sözlerime yine Uğur Mumcu'nun bir sözüyle, bir soruyla son vermek istiyorum. Milliyetçilik, vatan, millet, Sakarya, kan, ırk, bayrak edebiyatı mıdır? Yoksa ulusun çıkarlarını, onurunu herkese karşı savunmak, yani tam bağımsızlık mıdır? Ülkenin onurunu ayaklar altında çiğnenirken, vatan, millet, bayrak edebiyatını, yani milliyetçiliği sadece kitlelere uyutmak, kandırmak için kullanıp, aslında bütün bu değerleri salt, kendi siyasal ya da bireysel, sınıfsal çıkarları için kullanmak milliyetçilikse bunun karşıtı nedir? Sözlerimi noktalarken ardından uğurlar olsun demeyeceğim. Bilmeliler ki emperyalizm ve işbirlikçileri olduğu sürece onların karşısında dağ gibi karayalız delikanlılar, uğurlar hep var olacaktır. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Uğur Mumcu yazdıkları söylemleri hala gündemde. Uyarıları hala geçerli. Masanın üzerinde Uğur Mumcu'nun yazdığı kitaplar var. Belediye Başkan Adayımız Mesut Tutlu arkadaşımız genç arkadaşlarımıza bu kitaplardan hediye edecek ve genç arkadaşlarımın bu kitapları mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka okusunlar, değiştirsinler ve herkes bu kitapları okusun. Çünkü bu kitaplar gündemini yitirmedi. Bundan sonra ileriye yönelik de bir sürü uyarı var içerisinde. Sağ olun, var olun. Şimdi buyurun, böyle geçelim. Özel arkadaşlar, ben de Uğur Mumcu hayranıyım ve bütün ömrüm boyunca öyle devam edecektim. Şurada özel bilgi vermek istiyorum. Uğur Mumcu benim ailemin dünürüdür. Başkanımız. Evet. Başkanım buradayız. Evet, buradayız.
benim torunum Ece Uğur Mumcu'nun oğluyla evlenmiştir. Buraya bir bakalım. Bu bilgileri de vermek isterim. Gençlerimize de teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu'nun yolundayız ve öyle olacağız. Thank you.
Bir tane versene Şenbo'ya verelim. Hadi hadi. Bir dakika bu. Thank you.